Kapatmanızı rica edeceğiz. Hepinize iyi akşamlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu akşamki konumuz ilahi nizam ve kainata göre nefsaniyet. Özellikle kendi yaptığımız çalışmalar içerisinde kitaptan ara ara tabii okuduğumuzda her seferinde diyorsunuz bambaşka şeyler yeniden öğreniyoruz, yeniden algılıyoruz. Bazen defalarca okumamıza rağmen tekrar okuduğumuzda o satırların arasında çok derin ve de çok önemli bilgiler tekrar kendini bize hatırlatıyor. Ben de yani düşünüyordum, neden acaba kitap bu kadar epey de birkaç sayfayı nefsaniyet konusuna ayırmış. Tamam, mesela vicdan konusu çok irdeleniyor ama özellikle 180'li sayfalara bakarsanız 3-4 sayfa nefsaniyet üzerine de çok durduğunu ve bunun neden gerekli olduğunu anlattığını görüyoruz. Bizim yaşadığımız ortam içerisinde şu bedende neyimiz var, değil mi? Bir idrakimiz var, hislerimiz var, hissediyoruz, duygularımız var, aynı zamanda bir düşünceniz var, yani zihniniz bir takım fikirler üretiyor. Ve bunları ne yapıyoruz, nasıl algılıyoruz? Yani bir düşünceniz olduğu zaman ya bir takım görüntüler görüyorsunuz, ya o görüntülerle birlikte o görüntüler size bir his aktarıyor. Aynı yaşadığınız şeylerle ona ait bir duygu varsa ne yapıyorsunuz? O duygularla birlikte, o görüntüyle birlikte o duyguları da hatırlıyorsunuz. Yani aslında hatırlama mekanizmasımızın içerisinde neler var? Görüntüler, imgeler var, hisler var ve aynı zamanda duygular var. Şimdi biz bu bedende böyle yapıya sahip bir varlıkken ki beynimizin, gözümüzün, kulağımızın hepsinin de alabildiği, görebildiği belli bir aralık var. İşte duyabildiği belli bir aralık var. Hissedebildiğimiz belli şeyler var. Onun dışındakileri ne yapıyoruz? Hissedemiyoruz. Mesela radyo frekanslarını şimdi bir his görebiliyor muyuz ya da hissedebiliyor muyuz? Halbuki artık değil mi internet, wifi'ler derken her yanımızda bu tür dalgalar dolaşıyor. Ama işte bir telefonunuz olduğu zaman ya da işte internet bilgisayarınız olduğu zaman ya da bir radyonuz olduğu zaman yani farklı araçlara sahip olduğunuz zaman onları alabiliyorsunuz. Aldığınız zaman da ne yapıyorsunuz? Gene sizin kendi sisteminizdeki deneyimlerinize göre, öğrenmelerinize göre onları bir değerlendirmeden geçiriyorsunuz ve daha sonra da onu işinize yarayıp yaramadığına bakarak ya kullanıyorsunuz ya da bir kenara bırakıyorsunuz. Yani özellikle ilahi nizam ve kainatın geneline baktığımız zaman vurgulanan şeylerden birisi dualite, yani ikilem. Ha, biz bunu daha önceki spiritüel konuları ele alırken ne diyorduk? Ne diyorduk? Ya biz bir ikilik dünyasındayız. İyiye kötü, güzel, çirkin, soğuk, sıcak. Hep bir takım ne var? Zıtlıklar içerisinde deneyimler yaşıyoruz. Ve gene ilahi nizam ve kainatla gelen ve hayatımıza yerleşen terimlerden bir tanesi değer farklanması oldu. Yani değer farklanması olarak kullanmıyorduk ama bu önemli ifadelerden bir tanesi ve diyor ki ilahi nizam ve kainatta plan, siz bu işte iyi kötü, güzel çirkin bu zıtlıklar arasında gelip giderken bunların deneyimlerini yaşarken yaşadığınız bu deneyimler size bir değer katıyor. Yani deneyimlediğimiz pek çok hayat içerisinde ki bunun 500 ila 700 arasında olduğu ifade ediliyor. Tam kesin olmamakla birlikte. Ne diyor? Aynı zamanda getirdiğimiz farklı deneyimlerimiz var. Enkarnasyon konusunu çok farklı bir şekilde yorumluyor. Ve de ne diyor? Her bir alanda, her bir düzlemde varlığın yegane amacını hep deneyimlemek olarak
zorluklar arasında giderken de, yani kötüyü deneyimlerken de, iyiyi deneyimlerken de, her iki uçlar arasında önemli olanın denge olduğunu, yani ne çok iyi diyor bakın, ne çok kötü, ama bunların arasındaki denge unsurunu çok fazla yinelemiş. Ben de peki dedim ya şu internetten bir bakayım, nefsaniyet olarak başka kaynaklarda ne yazıyor. Sonra ben yine başka kaynak diye ararken de yine karşıma yine Bedri Bey'in ifadeleri çıktı. Wikipedia'dan baktım mesela, orada diyor ki nefsaniyet için Sufi ve neo-spiritualist terminolojilerde kullanılmış bir terim olup spiritualist görüşe göre ruhun maddeye bağlanmasıyla ruhta maddeye karşı oluşan bir çekimin tatmini hırsı olarak adlandırmış. Yani bedene bağlanmayla meydana gelen bir hırstan, bir çekimden bahsediyor. Maddenin bir araç olduğunun unutularak amaç edinilmesi diyor. Yani bunu nasıl yapıyoruz? O zaman maddenin araç olduğunu unutmak, amaç edinmek ne demektir? Onunla eş koşmanız demektir. Biz en yakın eş koşmayı neyle yaşarız arkadaşlar? Bir düşünelim. Siz kendiniz, şöyle bir kendinizi düşünün. Dünya üzerinde yaşıyorsunuz ve buradasınız. Bu madde sistemi içerisindesiniz. En yakın maddeyle eş koşmanız ne olabilir? İnsan bedenini kendi zanneder. Bedenle eş koşmak değil mi? Ben, sadece ben olduğum, yani bu beden olduğumu farz etmek en yakın eş koşmalardan bir tanesidir. Ya da başka görünümlere baktığımız zaman bu madde sistem içerisinde başka nelerle eş koşuyoruz mesela? En sıkı sıkıya yapıştığınız şeyleri düşünün. Neler var? Nasıl? Çocuklarımız. Çocuklarımız. Başka? Beyler? Mal varlığı. Evet. Değil mi? Bazen ben mesela küçükken şey düşünürdüm. Babam hep arabayı yıkardı ama ben şey düşünürdüm. Ya babam hep arabasını yıkıyor. Beni sevmiyor galiba. Hani benim arabasını, hiç babam beni yıkamıyor ama hep arabasını yıkıyor. O zaman mesela babamın arabayı benden daha çok sevdiğini düşünürdüm küçükken. Başka? Ünvanlar. Ünvanlarımız, değil mi işte, profesör olmak, şu olmak, bu olmak, CEO olmak, genel müdür olmak, anne olmak, eş olmak. Yani pek çok bu dünya üzerinde edinmiş olduğumuz kimlikler var. Ve bu nereden başlıyor? Doğduğunuz andan itibaren başlıyor. Yani doğduğunuz andan itibaren ne var? Bir evlat kimliğindesiniz. Anneniz ve babanız size hala daha, belki de bu yaşa gelseniz de, 40'lı, 50, 60, 70'e gelseniz de, hayattaysalar ne yapıyorlar? Size çocuk kimliğiyle hala onların gözünde çocuk kimliğinizi devam ettiriyorsunuz. İkinci bir kimlik nerede oluşuyor aslında? Okula başladığımız zaman, okula başladığımız andan itibaren neyimiz var? Bir öğrenci kimliğimiz var. Öğrenci kimliğinden çıkıyorsunuz, iş hayatını hatırlıyorsunuz. İş hayatınızla girmenizle birlikte edindiğiniz mesleğiniz ve işinizle. Daha sonra evleniyorsunuz, bir eş kimliğiniz oluyor. Daha sonra siz anne baba olduğunuzda bu sefer anne baba kimlikleri ediniyorsunuz. Pek çok bunları ne yapıyoruz? Şu arkadaş kimliklerimiz var. Yani bu kimlikleri ne yapabiliyoruz? Çoğaltabiliyoruz. Şimdi bunlar bizim bu dünya üzerinde yaşamamızın doğal sonucu olarak meydana geliyor. Peki bu aslında doğal bir süreçken ben acaba neden eş koşmalar meydana getiririm? Yani biz eş koşmaları niye yaşarız? Bir fikriniz var mı? Nasıl? Hırs. Yani sahip olma. Sahip olma. Öğretildiği için o şekilde öğreniyoruz çünkü. O şekilde öğreniyoruz değil mi? Aman, hani dikkat et. Yani işte hepimiz mesela, işin aman olsun. Bir işin olsun. Evet, işin olduğunda terk etmen lazım.
lazım. Terfi etmen lazım. Başarı konusunda ne yapıyoruz? Güdüleniyoruz, şartlandırıyoruz. Yani ne var? Etrafımızdan getirdiğimiz bir takım deneyimler ve yönlendirmelerimiz var. Ve bu anlamda anne ve babamızın, ailenin çok önemi var. Onlar, onun dışında da toplumun getirmiş olduğu, yani bir bireysel hem de bir de toplumsal etkiler var. Yani bunu şey diyebiliriz, yatay düzlemden gelen etkilerle çok fazla ne yapıyoruz? Haşır neşiriz. Ama bir de görünmeyen ve kitabın, yani İlahi Nizam ve Kainat'ın işte bilinç altında toplanır dediği başka bir etki daha var. Kitabı okuyanlar hatırlarlar. Başka bilinçaltımızda ne toplanıyor? Hatırlıyor muyuz? Geçmiş hayatlarımız. Geçmiş hayatlarımız değil mi? Geçmiş hayatlarımızdan getirdiğimiz bilgiler ve deneyimler diyor ki bilinçaltında toplanır ve onlar varlık tarafından muhasebesi yapılarak. Yani muhasebesini yapmak ne demektir? Bir şeyin muhasebesini yaparken ne yaparız? Karşılaştırırız. Daha önceki deneyimlerimizle ortaya koyarız. Daha öncesinde ne yaptım? Şimdi ne yapıyorum? Yani sebep sonuçlarına bakarız. Bu hareketi seçtiğim zaman oluşturduğu bir sonuç var. Bunu yaparsam şununla karşılaşırım. Hani ne ekersem onu biçerim şeyiyle ne yapıyoruz? Deneyimler o anlamda getiriyoruz. Siz bir şey diyecektiniz. Yaşam bir süreç ve peki neden eş koşmalar var demiştiniz. Evet. Onunla ilgili söyleyecektim. Bu eş koşmaların dereceleri var tabii ki. Yaşayacak kadar, hayatı sürdürecek kadar eş koşmalar ya da ortaya koyamazsınız. Çünkü hep belli bir süreç yaşamanız gerekir. Ve aynı şey çocuklarla da meydana geliyor. Anneler ne yapıyor? Çok fazla işte ona bir onu büyütmek istemiyor çünkü ondan almış olduğu neler var? Yani bizim bu kişilik ve kimliklerimizden aldığımız ne var? Bugün birazcık sizlere soracağım böyle, öyle geliyor. Bir tatmin var değil mi? Yani onu yaşadığımız zaman bir şeyi tatmin ediyoruz. Peki bu tatmin olan nedir aslında? Ego. Egomuz. Yalnız ego aslında bu kişiliğin dünyanın üzerinde hayatımızı sürdürebilmemiz için, olaylar karşısında durabilmemiz için nedir? Bizim için gerekli olan bir şeydir. Ego aşağılarda sürünürse ne yaparız? Çok fazla değersizlik duyguları yaşarız. Eğer egomuz çok fazla yukarılarda olursa da ne yaparız? İşte hani burnu büyük oluruz, daha bencil davranırız. Yani bunun arkasında ne vardır? Ya tamamen kendini ön plandan, tamamen ortadan kaldırmak ve kendine hiç değer vermemek. Diğer taraftan onun tam tersi, daha uç noktasına gittiğimiz zaman da her şeyde kendini ön plana koymak. İşte burada söylediği gibi bencilce davranmak. Bencilce davrandığımız zaman da ne yaparız? Her şeyi kendimize yontmaya çalışırız. O anlamda mesela burada diyor ki, nefsaniyetin en sık görünen biçimleri bencillik, üstün olmayla övünmek, yüksek mevkileri insanlığa hizmet için değil de nefsi için istemek, başkalarına külah geçirme kurnazlığı, cimrilik, ikiyüzlülük gibi ifadelerde bulunmuş. Yani demek ki, hani biz ne diyorduk kitap? İki zıtlıklar arasındaki denge. Ya egonun da en aşağısıyla, egonun da en yüksek seviyesi arasında ne olması gerekiyor? Aslında bir denge olması gerekiyor. Ben şimdi sizlere bir egzersiz yaptırmak istiyorum. Onun için de hepinizi ayağa kaldıracağım. Ellerinizdeki şeyleri bırakın. Şimdi yavaşça gözlerinizi kapatın. Ve şimdi kendi egonuzun tam karşınızda olduğunu imgeleyin. Belki bunu görsel olarak kendinizi görebilirsiniz ya da hiçbir şey göremeyebilir ama bunu hissedebilirsiniz. Ve bakın bakalım egonuzun yüksekliği, boyu ne kadar? Bedeninizin neresine doğru geliyor? Alçakta mı,
yukarıda mı? Yargılamayın, sadece tespitte bulunun. Egonuz tam karşınızda olsaydı ne kadar yükseklikte olurdu? Yargılamayın, sadece hissetmeye çalışın ve içinize gelebilir egonuz şimdi tam karşınızda. Büyük mü, küçük mü? Eğer aşağılarda sizin boyunuzdan daha aşağıdaysa, bundan dolayı egonuz ne hissediyor? Gerçekten kendisine değer verildiğini düşünüyor mu? Ve hayatınızı şöyle sanki bir film şeridi gibi gözünüzün önünden geçirin. Eğer egonuz sizin boyunuzdan aşağısındaysa, bakın bakalım bu hayatınıza nasıl yansıyor? Ve aynı şekilde eğer egonuzun boyu sizden daha yukarıdalarsa ve bakın bakalım egonuz bundan dolayı ne hissediyor? Ve egonuzun sizin boyunuzdan daha yüksek oluşu sizin hayatınıza nasıl yansıyor? Yargılamayın. Sadece tespitte bulunun. Sadece bunu görün ve fark edin. Ve şimdi egonuz eğer sizden küçükse onu artırın, artırın, artırın. Hop! Ve sizinle aynı boya getirin. Ve de egonuz sizden daha yukarıdaysa şimdi onu indirin, indirin, indirin. Hop! Sizinle aynı hizaya getirin. Ve sanki egonuzla karşı karşıya birbirinizin gözünün içine bakıyormuş gibi. Ve şimdi duyumsayın, hissedin. Egonuzla aynı boyda olmanızın da size ne hissettiriyor? Ne aşağı, ne yukarı. Sadece dengede ve sadece olması gerektiği gibi. Ve şimdi egonuza teşekkür edin. O olmasaydı bu dünya üzerinde hareket edemezdiniz. Ona yaptıkları için teşekkür edin. Ve hakkı olduğu kadar, sadece sizin boyunda olduğu kadar. Ve şimdi artık sizinle aynı boyda olduğuna göre egonuz sizi değil, siz egonuzu kontrol edebilirsiniz. Ve bunun nasıl bir his olduğunu duyumsayın. Sadece hissedin. Bunu hissedemiyorsanız da sadece buna niyet edin. Şimdi derin bir nefes alın ve egonuz sizinle bütünleşsin dengede. Çok güzel. Ve tekrar derin nefes alın ve buradaki bedeninizi hissedin. Farkındalık alanınızdaki tüm hisleri, tüm duyguları ve tüm düşünceleri fark edin. Ve içinizden şunu söylemenizi istiyorum. Ben hislerimi hissediyorum, öyleyse ben hislerim değilim. Ben duygularımı fark ediyorum, ben duygularım değilim. Ben düşüncelerimi gözlemliyorum ve ben düşüncelerim değilim. Ve farkındalığınızı şimdi genişletin, 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 daha yüksek farkındalığınıza doğru genişletin. Ve kendi içinde asıl olan varlığınızın tüm bunların ötesinde ve bunları gözlemleyen olduğunu fark edin. Tekrar derin bir nefes alın. Yavaşça verirken hazır olduğunuzda gözlerinizi açabilirsiniz. Peki, teşekkür ederim bana katıldığınız için. Nasıldı dengeye gelmek? Hani büyük mü küçük mü sormayacağım ama dengeye gelmek nasıl bir duyguydu? Deneyim paylaşmak isteyen var mı aranızda? Rahatlatıcı. En başta çok yani rahatlık hissettim. Çünkü zaten hani dün gece de fark ettim. Bunun sıkışıklığını yaşıyorum. Böyle biraz mide bulantısı var bu dönem. Çok yoğun yaşıyorum. Ve aslında bunun nedeninin hani bu olduğunu dün gece fark etmiştim. Çok küçültmek olduğunu. Küçüktü benden.
şuramdaydı. Çünkü bizler ne yaparız? Bakın hani evrende temel yasalardan bir tanesi rezonans kanunu. Yani ne oluyor? Siz hangi duyguyu, hangi düşünceyi, hangi hissi yaşıyorsanız ve düşünce de bir enerji olduğuna göre ne yapıyorsunuz ve hepimiz zaten titreşen madde boyutları ve titreşen enerji olduğumuza göre o şekilde ne yapıyoruz? Çekim insanları, olayları, her türlü şeyi ona göre çekiyoruz. Ve ben özgüvensizim, benim özgüvenim yok, ben güvende değilim, bunu hak etmiyorum, zaten başaramam gibi düşünceler ve hisler taşıdığınız zaman başarısızlık duygusu, hissi, ona karşı kendi öz değeriniz düşük olduğu zaman ne yaparsınız? Hep ona göre insanları çekersiniz. Genelde bize insanlar hep onun için öyle gelirler. Niye hep bu benim başıma geliyor? Eğer siz hayatınızda hep yineleyen döngüleriniz varsa, hep bir takım şeyler tekrar ediyorsa, hep belli işte müdürleri, patronları, insanları, arkadaşları çekiyorsanız ve bundan dolayı acı duyuyorsanız hayatınızda, şöyle bir dönüp içinizdekine bakın. Sizin içinizdeki neye onlar çekiliyorlar? Sizin içinizde onları çeken şey ne? Diğer taraftan da eğer insanlar sizden uzaklaşıyorsa, sizin burnunuz büyük olduğunu düşünüyorsa, sizi bencil olarak affediyorsa, etrafınızdaki insanlara bakın ne tür şeyler yaşıyorsunuz. O döngüler içerisinde de düşünün. Yani acaba hani benim bir danışanıma şöyle olmuştu, ben karşısına egonu al dediğim anda aa diye böyle bir şey oldu, kaçtı, ne oldu dedim. Karşımda bir dev var dedi. Şimdi eğer karşısında kişinin egosu devleşmişse bir takım dengeler ne yapmıştır? Kaçmıştır. O anda ya da mesela bir danışanım şöyle demişti. Ne bu böyle? Yerlerde sürünüyor yapmıştı. Yani o anlamda mesela bu kişinin içerisinde gözlemlediğim şey, bu durumlar kişinin içerisinde bir takım kızgınlıklar yaratıyor. Siz egonuzu belli bir seviyede tatmin edemediğiniz zaman ya da onu çok fazla pohpohlayıp da yükselttiğiniz zaman yukarıda olan bir egonun yere düşmesi, çünkü olaylar neydi? Hep dengeye getirmek içindi. Şimdi egonuz çok şuradaysa düşmesiyle çok buradayken düşmesi arasında ne fark var? Aynı tara zamanda egonuz çok, yani şuralarınızda olup egonuzun tatmini sağlamama oranıyla aşağılarda sürünen bir ego ve ondan sonra da genelde şeyi görürüz. Bu kişilerin çok fazla mazlumu oynadığını, işte o anlamda da kurban rolünü çektiğini. O nedenle de hani o bir takım arabesk duygular, arabesk ifadeler neyle oluşuyor? Aslında biz o değerde kendimizi görmediğimiz için. Ve ülkemizde de genelde değer kavramına baktığımız zaman çok hani biraz aşağılarda olduğunu görürüz. Yani ben danışanlarımın arasında şöyle bir düşünüyorum. Sık sık bu egzersizi uyguladığımda genelde bu ego aşağılarda. O nedenle de hep başkalarının düşüncelerini önemseme, kendini öne koymama, kendinden daha çok verme, almayı bilememe, hep verme, hep verme. Bu maddi de olabilir, duygusal da olabilir, ilişkilerdeki döngülerinizi düşünün. Şimdi yani tamam, bütün bunlardan ne yapamıyoruz? Kaçınamıyoruz. Yani işte mesela size aileniz diyor ki, önce başkalarını düşüneceksin diyor. Kendinden önce niye biz yetiştirilirken ne yaptık? Önce başkalarının fikirlerine, el alem ne der? Mesela bizim için nedir? Çok yüksek bir toplumsal şeydir. O nedenle de ülkemizin dışından gelen her şeye biz daha çok önem veririz. Belki ben bunu şeyde de görüyorum. Mesela bize buraya biliyorsunuz yurt dışından konuşmacılar da geliyor. Yani biz de aynı şekilde biz de anlatsak, biz de söylesek dışarıdan geldiği zaman daha çok kıymet verildiğini görürüz.
dışarı wow, hani aynı şeyleri aslında burada önünüzdedir, tam gözünüze gözünüze giriyordur. Ama işte bilmem kim gelmiş diye ne yaparız? Dışarıdan almayı hep şey yaparız. Bu da yine bir takım özdeğer, değer verme, kendi değer duygumuza çok bağlantılı. Fakat diğer taraftan nefsaniyetin kökünün işte o bencillik olduğunu ve duygular, yani o duyguları tatmin etme seviyesi olduğunu görüyoruz. Şimdi tarihe dönüp bakarsak pek çok öykü içerisinde bu nefsaniyet değil mi, pek çok savaşlara sebep olmuş. Yani işte bir takım fetihler, bir takım şeyler, şehirleri, kaleleri o anlamlarda o motivasyonlarla ele geçirmişiz. Ya da işte bir kadını ya da bir erkeği beğenmişiz. Onun için ne yapmışız? Onu ele geçirmek için, ona sahip olma itilimiyle savaşlar yapmışız. Ülkeler, insanlar hayatlarını kaybetmiş. Ya da işte bana, sen bana yar olmazsan kimseye yar olamazsın deyip canımıza kıymışız, kendi sevdiğimizin canına kıymışız. Hanımefendi dedi ki yani bunun ince ince değer şeyleri var. Şimdi kitapta verilen örneklerden bir tanesi de şu. Diyor ki mesela bir kişi diyor eğer sevdiğiyle bir eş koşma yaşadıysa seviyesine göre işte karşındaki sevdiğini de başkasını sevdi diye, başkasına gitti diye çekip öldürebilir. Yani her ikisini de öldürebilir. Sonuçta ne olur? Hapse girer ya da onun şeyiyle karşılaşır ve bir eprör, bir deneyim yaşamış olur. Ya da yani bu onun seçimi ve bu onun deneyimi diyebilir. Daha farklı bir olgunluk da gösterebilir. Şimdi o zaman kendi sahip olduğumuz vicdani değerler, kendi olgunluğumuz bu anlamda da ne yapıyor? Hareketlerimize ne yapıyor? Yansıyor. Seçimlerimize yansıyor. E şimdi bir bakıyorsunuz ki bir insan kızgınlıkla tak 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 birini tarayıp vuruyor ve o anda bütün öfkesi ona eline geçirdiyse beni olamadı ha, o zaman ben kimseye onu yar etmem. İşte bakın üçüncü sayfa gazete şeyleri hep bize bu öyküleri gösterir. Ondan sonra da ne yaparız? O kişi ne yapar? Bakın o seviyede bütün o duyguları, oradaki tatminsizliği, oradaki öfkesi onu ele geçirir ve hareketlerine gözünü kör eder. Mesela öyle deriz değil mi? Gözüm hiçbir şeyi görmedi deriz. Böyle bir insanın duygularını kontrol ettiğini düşünebilir miyiz? Böyle bir insanı ne yapar? Egosu onu kontrol eder, duyguları onu kontrol eder. O nedenle diğer taraftan ise gene işte fakirlerde şeylerde var değil mi? Bu bedeni kontrol etme. İşte ben eğer acıya dayanırsam, işte fakirler gibi kendimi çiviler üzerinde yatarsam, şey yaparsam, fiziksel acılara dayanırsam da bu bedeni yenerim. Orada da bakıyoruz ki tamamen duyguları ve hisleri dışlıyor. O zaman ne yapıyorsunuz? Yani sadece bu bedeni kontrol etmek ya da sadece bu acıyı kontrol etmek de değil. O zaman da ne yapıyorsunuz? Hayatın vermiş olduğu şeyden kaçıyorsunuz. Yani Gurdjieff bunu ne yapar? Çok güzel ifade eder. Ne keşişin, ne yoginin, ne fakirin yolu en önemli olan yolun dördüncü yol olduğunu, yani hayatın içerisinde yürüdüğümüz yol olduğunu söyler. Şimdi bunun da tabii ne yapıyoruz? İşte yürüye yürüye, takıla takıla gençliğimizde hissettiğimiz nefsaniyet ve duygularla belli bir yaşa geldiğimiz zaman hissettiğimiz duygular ya da egomuzun bizi kontrolü arasında da ne var? Farklar var. Şimdi geçen de bir arkadaşım, bir yakınım çok büyük bir hezeyan içerisindeydi. Öyle bir hırslanmış ki öldüreceğim o adamı diyor. Ondan sonra diyorum ki ben de dedim ki peki bunun vicdani şeyle nasıl yaşayacaksın? Yaşarım ben diyor. Ama diyorum ki şimdi sen hastasın ve işte
belli bir şeye gelmen, kendine önceliği alman lazım. Tamam, o zaman ben öldürmeyeyim, başkasını bulayım öldürmek için. Şimdi onun sonrasındaki şeyde de, peki bak dedim, yani sonuçları ne olacak? Sen onu öldürdüğünde onunla aynı seviyede olmuş olmayacak mısın? Onun yaptığıyla aynı şeye gireceksin. O zaman ona istediğini vermiş olacaksın. Ben o zaman bir düşüneyim. Şimdi ben de düşünüyorum, Allah'ım yani bu benim yakınım olabilir mi acaba? Bunları konuştum, bunları söylediğime ben hani o anda insan da onunla karşılaştığında konuşurken, şimdi onu nesi yönlendiriyor, onu nesi güdülüyor? O andaki kızgınlığı. Ve ben mesela bir yolda giderken bir olaya şahit olmuştum. Bir bayan arka koltuğunda çocuğu var 5-6 yaşlarında, sinyal vermeden sola arabayı kırdı. Arkasında gelen, yani çok da hızlı gidilen bir ortam değil, arkasındaki arabada o kadar yakın takip ediyordu ki çok zor durdu. Ve kadın da tabii panikledi, öyle kaldı. Adam arabanın içerisinden hınçla öyle bir çıktı ve kadının üzerine ne yapıyorsun sen diye öyle bir yürüdü ki ben de şöyle istiyorum. Zihnimden şu geçti, bu adamın elinde bir tabanca olsaydı kadının kafasına sıkmıştı. Şimdi aynı şeyin içerisinde korku ile panikleyen ve arka şeyde oturan bir çocuk var. Ve adamın tek şeyi, hani belki de 2 dakika ya da 5 dakika sonra yetişeceği yere yetişememiş olması ve aynı zamanda da kendi takip mesafesini korumamış olması. Yani sınırlarımız bizim o kadar birbirinin içerisine girişken ki toplum olarak. Bu ne yapıyor? Trafikte araba kullanmamıza kadar yansıyor. O zaman ne yapıyoruz? Hep birbirimizin dibinde, hep sınırlarımız iç içe. Ve o zaman da ne yapıyoruz? Genellikle işte bu toplumsal olarak da hayat içerisindeki her şeye yansıyor. Hayatlarımızı ve birbirimizi o anlamda, halbuki herkesin sağlıklı sınırlar oluşturabilse belki de daha az şey yaşayacağız. Ama bir yandan da şimdi düşünüyoruz, yani niye o zaman mesela İstanbul, ben eşim Hollanda'da yaşıyordu, buraya taşındı. Ya Hollanda'nın nüfusu 17 milyon, bütün bir ülke. Bütün bir Hollanda, tek bir şehirde yaşıyoruz İstanbul'da. Değil mi? İstanbul'un günlük sirkülasyonu, geliş ve gidişler ve de kayıtlı olmayan şeylerle 20-22 milyonu buluyormuş gün içerisinde. Şimdi bu sirkülasyonda olan insan ve iletişim şeyinde o zaman ne var? Hayattan kaçmanız mümkün değil. İşte yolda gelirken ne yapıyor? Önünüze pek çok mizansen çıkıyor. Ve bunun içerisinde de sürekli bir sınavlardan, sürekli bir şeyden geçiyorsunuz. Ya ben şimdi mesela metroya gelirken şeye baktım. Böyle bir an yakaladım beni kendimde. Tıklım tıklım, elimde de bir poşet var buraya getirmem gereken. Binemedim, ikinciyi bekledim. Ona zar zor bindim. Fakat taksinin durağına geldiğiniz zaman insanlar içeridekilerin çıkmasını beklemek yerine bir anda hücum ederek içeriye girmeye çalışıyorlar. Bir anda şey içimden geçti. Yani niye bunu yapıyorlar? Sonra da kendi kendime güldüm. E tabii ki nefsaniyetten. Ben de şey yapıyorum, hani buraya anlatacağım şeyleri kafamda geçiriyorum. Sonra kendim onu, yani niye böyle yapıyorlar derken yakaladım. E tabii ki önce ben, hani ne yapıyor, karşısındaki kişiliğe öncelik vermeden dalmaya çalışıyor. Fakat oradan çıktıktan sonra da kendi içimdeki kızan benliği yakaladım. Güzel bir ince nefsaniyet. Vay, bana bunu nasıl yaparlar? Yani ben oradan çıkacağım, nasıl bana öncelik hani vermezler? İçeriden çıkanlara nasıl bunu fark etmezler, nasıl bunu düşünmezler diye kendi içimden, kendi nefsaniyetimden az satırlarla geçti.
Şimdi o zaman ne yapıyoruz? Olayların içerisinde farklı farklı derecelerle bunu ne yapıyoruz? Yaşıyoruz ve deneyimliyoruz. Hayat bize her anda aslında bunları sınattırıyor. Ben de bu konusunu bölmek istemezdim ama çok bir şey var. Anlattığınız örnekle çok ilgili. Onu çok kısa anlatmak istiyorum. Evet. Duyduğum zaman tüylerim diken diken olmuştu ve burada paylaşmasını. Tramvayda işte metroda o bir giderken kalabalıkla ilgili bir şey anlatılırken bir Kızılderili Amerika'dan gidiyorlar. İşte Kızılderili birisini arabaya bindiriyorlar. Beyazlar dost oluyor Kızılderili'yle. Ve otomobile bindiriyorlar. Ve şoför işte otomobilin kontağını çeviriyor. Şöyle 50-100 metre gitmeye kalmadan arabanın içindeki Kızılderili dur diyor. Dur. Böyle telaşla. Araba tabii hızla öyle durdu ve durur. Ne olur diyorlar. Yorgum arkada kaldı. Beni indirin diyor. Yani bu keşmekeş hayat ruhumuzdan uzak sadece bedene hizmet eden bir mantıkla hareket ettiğimiz için ruhsuzlaşıyoruz sanki. Mesela işte bunu da kitap çok güzel bir şeyle yüzeysel zamanla açıklamış. Yani siz ne yapıyorsunuz? Yüzeysel zaman içerisinde hep bir şeyleri yakalamak, hep bir şeylere koşturma. Hayat içerisinde de onun içinde hani bir an önce gideyim, bir an önce yapayım, bir an önce benim olsun, bir an önce şey yapayım. Mesela diğer farklı bir şeyi ben hani özel sektörde 12 sene çalıştım ve yönetici olduğum dönemde de iş görüşmeleri yapıyorum. Genç arkadaşlarımız üniversitelerden mezun olup geliyorlar ve hep şunu gözlemlemiştim. Soruyorsun hani klasik bir soru, 5 yıl sonra kendini nerede görüyorsun diye. Aslında orada onu cevaplarken çok güzel bir takım şeyleri saptıyorsun. 5 yıl sonra hepsi senin yerinde görüyorlar. Hepsi böyle bir an önce olsun, arabaları olsun, şeyleri olsun. Ama ne oluyor? Kültür ve toplum bunu onlara şartlandırıyor. Ve o süreç içerisinde gençliğin hani getirmiş olduğu çok güzel bir kapasitesi ve yapısı ya da bir takım özellikleri varken her şeyi bir an önce olsun isteme, her şeyi bir an önce elde etme. Yani ne yapıyoruz aslında? Egomuzun bazı yönlerini bir an önce bitirme. O nedenle de yüzeysel zaman ne yaptı? Çok hızlandı. Ama bizim yapacağımız şey, biz bunu mesela bu an içerisinde ne yapıyoruz? Hepimiz şurada 1,5 saat geçirmemize rağmen işte zamanı genişletebiliyoruz. Yani aynı şeyi mesela şamanik çalışma deneyimlerinde yaşarız. Aynısını meditasyonlarda yaşarız. Ne yaparız? Zamanı uzatırız. Yani bu yüzeyin zaman boyutundan çıkarız ve kitapta ifade edilen küresel zaman boyutuna geçeriz. Bu aynı zamanda rüyalarımızda da gerçekleşir. O nedenle de rüyalarımız bizim için çok önemlidir. Ki rüyalar konusu kitapta da ne yapılmış? Özel bir yer ayrılmış ona. Şimdi ben burada izninizle özellikle nefsaniyetle ilgili bir bölümü sizlerle okumak istiyorum. Diyor ki, dünya idrakiyle değerlendirilen vicdan realiteleri varlığın öz bilgisi değildir. Bunlar varlığın kaba maddelerdeki bedenlenmelerinin icablarına göre maddenin durumlarının vazife nefsaniye dualitesi içinde çeşit çeşit biçimler sunulan görünüşleridir. Yani bakın vicdanı ve nefsaniyeti ne yapmış? İki ayrı uç olarak koymuş. Hani zıtlıklar içerisinde diyorduk ya, aslında vicdan ve nefsaniyet arasında demek ki biz o denge ve geliş gidişler yaşıyoruz. Bu realiteler herkes de mutlak olarak aynı sırayı takip etmezler. Gerek ve ihtiyaçlara göre sıralanırlar. Yani siz bu dünyada, yani bu yaşamınızda neyi deneyimleyecekseniz, varlığınız neye ihtiyaç duyuyorsa ne yapıyorsunuz? O seviyelere ve o realitelere göre hayatınızda o kişi, o anne, o baba, o aile, o toplum üzerine doğuyorsunuz. Yani demek ki burada bizim varlığımızın ihtiyaçları çok ön plana geliyor.
Ki biz bunu regresyon çalışmalarında çok gözlemleriz. Geçmiş hayattaki bir takım bu hayatı etkileyen problemlere gittiğimizde o hayatın seçimleri oradan o deneyimin sağlanabilmesi için nasıl bir düzen oluşturduğunu hep gösterir. Bu zıt unsurların çarpışmaları sonucunda doğacak olaylardan alınacak kıyas bilgileri, yani yapacağımız muhasebeden doğan bilgiler, idrak kanalıyla varlığın öz bilgisinin değerlerini artıracak ve bu değerler idrak biçimlenmeleri içinde ruhun tekamül ölçüsü olarak ona yansıyacaktır. Bu durum, dünyada daima değişen realitelerin vicdan mekanizmasındaki durumlarını ve bütün bu mekanizmaların öz bilgiyi zenginleştirici rollerini ve sonunda varlığın ruhun tekamülüne ait yaptığı hizmetlerin özünü kısaca gösterir. Yani bizler aslında vicdan ve nefsaniyet arasında gide gelele onun değişik görünümlerini yapa yapa aslında ne yapıyoruz? Varlığımızda yaptığımız bu her türlü yaşamsal dönemlerden aldığımız kıyaslamalarla ne yapıyoruz? Daha sonra ölüm sonrasında bütün bu bilgileri diğer yaşam bilgilerimizle de kıyaslayarak ve gözden geçirerek onun muhasebesini yaparak bu deneyimleri öz bilgiler olarak varlığımıza aktarıyoruz. Ama burada önemli noktalardan bir tanesi, şimdiki dünyasal idrakiniz öz bilgi demek değildir diyor bakın. Yani bir şeyin bu dünya üzerinde bir şeyin farkına vardım, o hemen öz bilgi oldu demek değil. Zihninizle idrak ettiğiniz şeyler değil, yaşayarak, hani onun duygusunu alarak, onun hissini alarak, onun acısını çekerek, onun görünümleri içerisinde olaylarla yoğrula yoğrula edindiğiniz deneyimsel bilgi daha sonrasında öz bilgiye dönüşüyor. Yani siz istediğiniz kadar entelektüel bilgiye sahip olun, bunlar sizin öz bilgi seviyenizi ne yapmıyor, göstermiyor. Yani belki de daldaki çoban Mehmet amcanın kendi hayatı, yaşayışı, dürüstlüğü ya da bir köylünün ürettiği, pazara getirdiği şeydeki vicdani olarak işte sütüne su mu katıyor, ne katıyor? Şimdi mesela ne yapıyoruz? Bir sürü hilekar şeyler duyuyoruz. İşte karabiberin içine bir şey katıyorlar, kırmızı biberin içerisine kiremit katıyorlar, işte kaşarın içerisine patates koyuyorlar. Ve o anlamda bakıyorsunuz ki önceden bizim vicdani değerlerimiz ya da bir takım dürüstlük şeylerimiz ne yapmaya başladı? Dejenere olmaya başladı. Ve insanlar şimdi gerçekten işte hani kar etmeyle bir şeylere kolay yoldan sahip olma ihtiraslarıyla kendi vicdani kavramları ve değerleri arasında ne yapıyorlar? Çatışmalar yaşıyorlar. Sistem de ne yapıyor? Bakın hep buna doğru körüklüyor. İnsanları hani bir an önce zengin olma, bir an önce şey olma. Ben yine böyle bir iş görüşmesine bir bayan arkadaşımız gelmişti. Ona sordunuz yani görüşmeye yetişebilmek için otoparkçıya söylediği bir yalandan bahsetti. Ve bu benim çok dikkatimi çekti. Kendi aslında hakkı olmayan bir şeyi sadece sırf oraya yetişebilmek için yapmış ve kendi işte oranın üyesi değilken atıyorum oranın üyesi gibi kendisini göstermiş. Ve bunu geldiğinde de gurur duymuş bir şekilde anlatıyordu. Şimdi o arkadaşımız gitti, arkasından da biz konuşuyoruz ve tartışıyoruz. Ve arkadaşlardan birisi dedi ki, vay bu kız işini biliyor, gayet bizim işimize yarar birisi olur. Şimdi benim için ise o kişi eğer böyle bir şeyi sırf otopark için yapabiliyorsa, kim bilir acaba aynı işi yapmak için ne tür hilekar ve sahtekarlıklara başvurabilir?
Şimdi o hani var ya sistem adamı olma. Ve bütün bunlar aslında bize neyi getiriyor? Hep bakın vicdani süreçlerimizi sorgulama, hep içimize dönüp bakma ve daha sonra değerlerine kıyaslamayı biz neyle yapıyoruz? Vicdani referansımıza göre yapıyoruz. Kitap ise bunun ölçüsünü vermiş, yani referans noktasını vermiş. İçinizdeki huzur ve huzursuzluğa bakın demiş. İnsanlar sürekli olarak huzur ve huzursuzluk içinde nöbetleşe yaşarlar. Bu haller vicdan unsurlarının belirgin olarak meydana çıkan denge ve dengesizlik durumlarına karşı gelir. Vicdanın dengesiz olan durumu neydi? Bizim nefsaniyete kaydığımız kısımdı. Ve yaptığınız hareket, verdiğiniz kararlar, attığınız adımlar ve seçimler, nasıl yaşadığınız, nasıl çalıştığınız, sizin içinizde nasıl bir duygu meydana getiriyor? Sahip olduğunuz şeyler karşısında gerçekten huzurla mı hareket edebiliyorsunuz? Yoksa işte onlara bir şey gelecek diye bir içinizde oluşan huzursuzluk mu var? Hani bir şeyle eş koşma noktalarımıza da bakabiliriz. Ben ona şimdi sahip olmazsam bu benim içimde ne duygusu yaratır? Bunu eviniz içinde, eşiniz içinde, çocuğunuz içinde, elbiseniz içinde yapabilirsiniz. Hepimiz değil mi küçükken, yani benim bir tane kırmızı ayakkabım vardı bayramlarda giydiğim. Öyle başına bir şey gelmesin diye saklardım ki bir sonraki bayram geldiğinde zaten ayağıma olmaz olurdu. O zaman ne yapardım? Onu kullanamamış, onu zaten hayatıma geçirmemiş olurdum. Ya da biz geçen de arkadaşlarla konuşuyorduk. Yani mesela hepimizin, daha ben küçükken bizim bir misafir odamız vardı. O misafir odasının anahtarı itinayla çocuklardan saklanır. Ama biz çocuklar da bir şekilde o anahtarı bulurduk. Ve hep oraya gitme. Yani ne acaba bize yasaklanan şeyin içinde ne var? İşte bu tür unsurlar ya da hep misafire çıkarılan tabaklarımız ve şeylerimiz vardı. Şimdi bütün bunlara bakın bakalım. Hani kendi özdeğer, kendi şeyiniz o anlamda nasıl yansıyor? Şahsen ben fark ettiğim anda hemen onu değiştirmeye çalışıyorum. Değişmek o kadar kolay bir şey değil. Ne kadar kötü koşullara sahip olursanız da zihin hep alışkın olduğu şeye gidiyor. Zihnimizde bazı durumlara karşı çizilmiş şeyler var, tarlamız var. İsterseniz mesela biz bunu şeyde görürüz. Yani çok fazla şiddete uğruyordur, fiziksel taciz görüyordur. Ya da cinsel taciz görmüştür. Ama ona rağmen oradan öteye çok kolay gidemez. Mesela ondan çok fazla kaçamaz. Bunun altına baktığımız zaman en kötü deneyimlerde bile bir onu o değişime karşı tutan şeyin alışkanlıklar olduğunu görüyoruz. Çünkü o durum ne kadar kötü bile olsa o kişi için bilindik bir durum. O nedenle de kişi yeni olana çok kolay bir şekilde geçemiyor. Bunu artık değiştireceğim, yapacağım diye akılla karar verseniz de dönüp dolaşıp gene aynı şeyin içerisine geri düşebiliyorsunuz. O nedenle yeni tarlayı, yani tarlada yeni izler oluşturmak için o istediğiniz, gitmek istediğiniz, hedeflediğiniz, değiştirmek istediğiniz yere gidinceye kadar da bazı çalışmalar yapmanız gerekiyor. O anlamda enerji çalışmaları, bu eski kalıpların temizlenmesi için çok önemli çalışmalar. Böylece siz ne yapıyorsunuz? Eskiye olan kancalarınızı aslında teker teker çıkarıyorsunuz. Onun için de ne yapacaksınız? Önce o kancaları fark edeceksiniz. O kancaların niye oluştuğunu göreceksiniz. Sonra içsel enerjisini değiştirip, çünkü bütün bu kancalar çoğunlukla çocukluk dönemlerimizde oluşuyor. Pek çok korkumuz, pek çok kalıplar.
Biliyorsunuz mesela 0-7 yaş tamamen sünger dönem. Olduğu gibi çekiyoruz. Ve o zaman ne yapıyoruz? Annemizin, babamızın, çevredeki pek çok bize yakın olan kişilerin duygularını alıyoruz. Onların korkularını topluyoruz ki bu anne rahmine düştüğümüz andan itibaren başlıyor. Sonra da ne yapıyoruz? Her şeye rağmen aşmaya çalışıyoruz. Bütün bunlara rağmen değişmeye çalışıyoruz. O kodlamaları değiştirilebiliyor mu? Efendim? Bilinçaltı temizlemesi yapılabiliyor mu? Tabii ama bu şöyle hani bir takım CD'ler var. Alıyorsun onları, sürekli dinliyorsun. Hani ben güvendeyim, ben öz değerim, herkes bana güveniyor, ben herkese güveniyorum diye telkinle aldığınız şeyler yaklaşık %30 etkili. Sizin bir kalıbı değiştirebilmeniz için ne yapmanız gerekiyor? Toprağa daha sıkı, derinden, yani onun kökenine gitmeniz gerekiyor. Bunun için de en hani temel çalışmaları biz mesela gözlemleyen, benim şu ana kadar gördüğüm en temel tekniklerin içerisinde regresyon var. Bir kalıbın ve döngünün değişmesi için. Yani bilinç altı mı? Bilinç dışımızda etkileyen, yani bilinç dışımız neydi? Bizim bu hayatımızla ilgili kaydettiğimiz her şey. Ve siz istediğiniz kadar hani mesela irade sahibi, hani irade aslında tamamen bilinç dışımıza bağlı arkadaşlar. Siz yememeniz gerektiğini bilirsiniz ama gene kendinizi gece saat 12'den sonra buzdolabının başında bulabilir ve daha çok yerken kendinizi yakalayabilirsiniz. Ama ne yapmışsınızdır? Kendinize söz vermişsinizdir. Yemin billah etmişsinizdir. Ama bir bakarsınız ki sizin bilinç dışınızdaki faktör hala devam ediyorsa, onu değiştirmediğiniz sürece eyleme geçirmeniz o kadar kolay olmaz. O zaman da ne beni etkiliyor, benim oradaki şeyim ne? Bazen bunlar bu yaşama bağlı oluyor. Bakın bazen ise bunlar geçmiş yaşam döngülerimizden geliyor. Siz mesela geçmiş hayatınızda açlık ve kıtlıktan öldüyseniz, sürekli işte bir yere kapatıldınız ve aç ve susuz olarak öldünüz. Ya da bundan çoluğunuz çocuğunuz da etkilendi. O zaman ne yaparsınız? Her zaman için bu hayatta kendini beden garantiye almak ister. Onun için de acıkacağını düşünerek yer ya da toplamaya çalışır. O nedenle mesela şimdi uzmanlar ne diyorlar? Aç kalarak zayıflayamazsınız, yoksa yoksunluk içerisine girersiniz diyorlar. Bu çok doğru bir şey. Çünkü bilinç dışınız yoksunluk hissettiği anda ona sahip olduğunda daha aşırıya gider. O nedenle de bu hani zayıflama döngülerinde aç kalmak tavsiye edilmez. Aç kalan o parça ve doyurulmak isteyen parça sadece fiziksel de değil, bakın sevgi yoksunluğu, ilgi yoksunluğu, aynı şekilde ilgiyi alamama, bütün bunlar nedir? Bizim ruhumuzda farklı yoksunluklar ve farklı açlıklar yaratır. O zaman da o açlıkları farklı şekillerde doyurmaya çalışırız. Hayatımıza mesela sevgiyi doyurmaya çalıştığımız için gereksiz saçma sapan insanları çeker. Mesela bazen ben o tür beyler ya da bayanlarla çalışmalar yapıyorum. Diyelim annesinden ya da babasından alamamış olduğu sevgiyi ve şeyi ne yapıyor? Sağlıksız ilişkileriyle almaya çalışıyor. Diyorsun ki o adamı sana ne çekti diyorsun? Bana şefkat gösterdi diyor. Sadece o şefkati hani bazen de bu şeye benzer. Keçi boynuzundaki şekeri emmek. Hani onun içerisindeki bir parça şekeri alacağım diye kilolarca o şey yaparsınız değil mi? Saman yine onu emmeniz gerekir. Halbuki onun sizin için faydasız ve yararsız olduğunu bilirsiniz. Ama ne yaparsınız? Bir türlü ondan vazgeçemiyorsunuzdur. O zaman onun gider kökenine bakarsınız. Ama tabii bütün bunların içerisinde kitabın dediği şey şu çok önemli. Ne diyor? Bütün bu huzursuzluk, ıstırap halleri, vicdan realitelerinin daha üst seviyelerinde denkleşmelerini ve bu sayede öz bilgilerin artmasını, insanların yazgı ile belirlenen vazife planlarına yaklaşmalarıyla sonuçlanır. Yani bakın biz bu
vicdan realiteleri ve nefsaniyet arasında girde gele bütün bunları deneyerek, ilerleyerek aynı zamanda ne yapıyoruz? Nefsaniyetin de seviyesini yükseltiyoruz. Bunu kendi yaşamlarınızda görebilirsiniz. Bunu aynı zamanda insanlığın yansımalarında görebilirsiniz. Belki işte bir lider için onun işte lider olmak, her şeyi kontrol etmek, her şeyi işte başarmak onu güdülüyordur. Ama o yaptığı şeyle bir bakarsın ki bütün toplumu da bir yere taşımıştır. O zaman onun nefsaniyetinin bir taraftan hani ince bir nefsaniyeti olmasına rağmen dersin ki ya bu adam çok egosu yüksek ama bir bakarsın ki o egoyla bütün herkesi etrafına toplamış ve o onun bir motivasyon unsuru olmuş ve almış bir toplumu bir yerden bir yere götürmüş. Ya da bir bakarsın ki o kişi o egosuna ve nefsaniyetine işte o kadar yenilmiş ki sevdiği kadını alacağım diye bütün ordusunun askerlerini almış gitmişti. Veya yani bir sürü işte savaşların arkasına bakın. Bu tür nefsaniye dengelerini bulma şeyleri var. Ve şöyle buldum, internette buldum Mevlana'nın bir şeyi var, sözü var. Bakın diyor ki, dünya okulundaki en büyük savaş insanın nefsaniyetine karşı yapması gereken savaştır. Ki bu savaştaki en büyük silahı nefis denetlemesi, en büyük yardımcısı vicdandır. Ve de işte tasavvuftan Mevlana Celaleddin Rumi konuya ilişkin şöyle der. Suri olan put yılan ise, yani görünen put yılan ise, nefsin putu ejderhadır. Kendindeki şu müthiş savaşa bak. Başkalarının savaşıyla ne meşgul olup durursun? Şimdi, yani iç savaşlar ve dış savaşlar. Dünya üzerindeki savaşlara bakıyoruz. Kendi içimizde biz benliklerimiz, hani oluşturduk bir sürü kişilikler şey, bu kişiliklerin en uç çatışmalarında ve kopukluklarında biz psikolojik sorunlara rastlarız. İçinizdeki kişilikler çatışıyorsa ne yaparsınız? O zaman bir bütün bir kişi şeyi, tam ve bütün sağlıklı bir yapıyı sürdüremezsiniz. Diğer taraftan kişi işte bu iç çatışmalarına, kendi benlikleri arasındaki çatışmalarını dindirmesi ve bunun için de önce bunların neden çatıştığını anlaması gerekiyor. Biz eğitimlerimizde hep hani bu iç çatışmalar, entegrasyon çok anlatırız. Çünkü bir kişinin ne dedik, ne o ne bu aradaki denge ise ve bütün bu ayrışmaların içerisinde kişinin bütün bu özüyle işte bu parçalar atalardan gelebiliyor, geçmiş yaşamlardan gelebiliyor, çocukluğumuzdan gelebiliyor. Bütün bu parçalanmaları ne yapması gerekiyor? Bütünleştirmesi ve onları kendi varlığıyla entegre etmesi gerekiyor. Yani bir anlamda dengeye getirmesi gerekiyor. Genelde şunu görürüz, ya 40 yaşına gelmişsinizdir ama içinizdeki 4 yaşındaki parça bana ne, bana ne, şimdi istiyorum, şimdi olsun istiyorum dediğini içinizden haykırır. Şimdi sizle karşılaştığınız olaylarda, özellikle kişilerle yaşadığınız durumda, içinizden bir duygu çıktığı zaman, bu ne olursa olsun, içinize sorun bakalım, bu parçanız kaç yaşında? Ben bunu genelde içimdeki inatçı parçayla çok rastlıyorum. Ve bunu da tabii en çok mesela deneyimlediğim kişi eşim olmuş oluyor. İnsan evlendikten sonra hani diyor ya daha bir kendini tanıyor ediyor. Yani bazen bakıyorum içimden bana ne böyle olacak, benim istediğim diye olacak diye tutturan parçanın çok küçük bir tülin olduğunu görüyorum. Çünkü o zaman onu kimse dinlememiş. Halbuki o ne iş yapıyor?
Ya babası annesi tarafından bir duyulmak, yani bir dinlenilmek istemiş. Ama onu alamadığı için şimdi ne yapıyor? Kocası üzerinden bunu tatmin etmeye çalışıyor. Ve o zaman baktığınız zaman siz bunu tespit ettiğinizde, mesela bizim yaptığımız şeylerden bir tanesi şudur. Bak bakalım Otil'in artık büyüdüğünün ve 42 yaşına geldiğinin farkında mı? Bazen içimizdeki bu parçalar gerçekten onun değiştiğinin ve o koşulların geride kaldığının farkında olmazlar. Bu da aynı şekilde ölü olduğunu fark etmeyen ruhlar, ölü olduğunu fark etmeyen atalar da dahildir. Çünkü artık o yaşam bitmiştir ya da o koşullar bitmiştir. O zaman artık geride kalmıştır. Ölü olduğunu fark etmeyen atalar, orayı anlayamadım. Yani mesela sizin dedeniz ölmesine rağmen hala da sizin enerji alanınızda olabilir. Mesela benim geçenlerde yaptığım bir çalışmada vardı. Kişi dedi ki ya ben kendime çok aşırı efor sarf ediyorum, aşırı şekilde hata yapacağım duygusu yaşıyorum ve bu benim sırtımı çok yük meydana getiriyor ve sırtlarım ağrıyor benim. Sonra bir baktık ki bu sırt ağrısını kökenine gittiğimizde ölen dedesinin onun üzerine yani hala daha işte burayla hani vardır ya ruhun bitmemiş işleri deriz. Hala sizin burada dünya üzerinde bitmemiş şeyiniz varsa dede de burada torunlarına çocuklarına bıraktığı mal varlığıyla eş koştuğu için ne yapıyor? Bir parçası hala daha devam edemiyor ya da bir parçası hala daha onun üzerinden yaşıyormuş gibi hissetmek istiyor. Ve biz o kişiye ben sordum, senin şimdi bak bakalım yaşam gücün, yaşam enerjin ne? %5 dedi. Şimdi bilinç dışı bunu %5 diyor. Ve yaptığımız şey şuydu, yani dedeye ölü olduğunu fark ettirmek ve artık öldüğünü, bütün bunların geride kaldığını fark ettirmek. Ama dede de şunun için endişeli. Diyor ki ben o kadar uğraştım ettim onlara bıraktım. Bunlar diyor yeterince sahip çıkmıyorlar diyor. Yeterince çalışmıyor diyor. Halbuki o da ölüyor çalışmaktan. Habire diyor çok acayip saatlerce çalışıyorum ve çok yoruldum diyor. Şimdi o bağlantıyı çözdüğümüzde ve bir takım bakın enerjileri değiştirdiğimizde ve genelde biz şöyle yaparız. Şimdi ondan sen kendi enerjini al ve sen de onun üzerinde sana ait enerji varsa ona geri iade et. O nedenle bilinçli sadece bilmemiz yetmez. Enerjetik çalışma yapmamız gerekir. Yani ölmüş de olsa dedemizden kendimize ait yaşam enerjimizi geri almamız gerekir. Bunu farklı yöntemlerle, imgesel bir takım şeyler kullanarak yapıyoruz. Onun teknikleri var. Ve sonunda kişinin enerjisi ne yaptı? %99, %100'lere tekrar geri geldi. Ve dedeyi de ışığa gönderdik. Ha, biz her zaman için şunu şey yaparız. Şimdi kişinin nesi var? Bir zihin alanı var. Ve diyelim bu da dedesi. Kişi ne yapıyor? Yani bizler karşımızdaki kişileri ne yapıyoruz? Bizim kendi zihin alanımızdaki iz düşümleriyle değerlendiriyoruz. Yani dede ölmüş gitmiş ama benim zihin sisteminde dede ne yapıyor? Hala benim enerjimi alıyor. Hala daha benim üzerimden bir takım şeyleri götürmeye çalışıyor. Ve ben bunun üzerinde çalıştığımda kendi zihin sistemimdeki dedeyi artık enerjimi geri aldığımda, alışverişimi yaptığımda ve ona artık sen öldün ve artık burada kalmana gerek yok. Hadi bakalım sen atalar diyarına artık ait olduğun yere git dediğimde ne yapıyorum? Aslında bunu çözmüş oluyorum. Ve o zaman ne oluyor? Bu kişi kendi içinde çok büyük bir efor, yorgunluk, ekstra çalışma, sırtındaki ağrılar. Sonra bir bakıyorsun ki geçiveriyor. Ve bunun her ne olsun, genelde bize bir şey olur.
gerçekten o dede geldi mi? Şimdi bunu bilebiliyor muyuz, doğrulayabiliyor muyuz? Gelen gerçekten dede miydi? Ama biz biliyoruz ki dede olarak çalıştığımız kişi aslında onun zihin sisteminde, onun enerji sisteminde. Ve siz ne yapıyorsunuz? Bunu değiştirdiğinizde artık bu da o döngüye devam etmemiş oluyor. Ve hologram ne yapar? Hologram tekniği bunu çok güzel açıklar. Yani bir tek hücreyi değiştirseniz ve bir tek hücreyi yapılandırsanız bile o bütün bütünün enerjisini değiştirebilir. Mesela aile de bir hologramdır. Çünkü nedir? Ailenin içerisinde pek çok kişi bir unsurlarla dengededir. Ve siz birini çözdüğünüzde, birine huzur getirdiğinizde o bütün içerisinde değişir. Belki dede çoktan doğdu bile. Ama belki de dede siz bunu çözdüğünüz için belki birdenbire bir doğmuş olmasına rağmen bir anda içinde bir rahatlama hissediyor olabilir. Birdenbire onun da dengeleri içerisinde bir kendi içinde bir denge unsuru gelmiş olabilir. Şimdi biz bunu ne yapıyoruz? Bu boyuttan ve bu seviyeden hızır olmadığımız için arkadaki dengeleri bilemiyoruz. Onun için ne yapıyoruz? Hep Musa gibi davranıyoruz ya. Bunu niye yaptın? Onu niye öldürdün? Sadece şimdi bu düzlemdeki sebeple biz sonuçları görüyoruz. Ama Hızır ne yapıyordu? Sebepleri görüyordu. E şimdi bu dünya düzleminden benim sebepleri görmem çok mümkün değilse o zaman ne yapıyorum? Ancak kendi varlığıma ölüm halini yaşayıp öldükten sonra farklı bir enerji boyutuna geçtikten sonra bu bedenin etkisini ortadan kaldırdıktan sonra işte bütün o yaşamlarımla kıyaslayarak, gözden geçirerek ve böylece de ne yapıyorum? Bir değer ve değerlenmeden dolayı da bütün deneyimlerimle nefsaniyetimi incelte vicdanın farklı seviyelerini şey yapıyorum. Ve bizim ama insanlık olarak bakın buradan gideceğimiz bütün bu vicdan ve nefsaniyet dengelerinden sonra geleceğimiz yeri ne yapmış? İşaret etmiş. Çalışmak ne demiş? Vazife planına yaklaşmalarıyla sonuçlanır. Yani biz bu düzlemde arkadaşlar hala daha vicdan ve nefsaniyet arasında gidiyoruz. Ama kitabın zaten ilerleyen dönem boyut şeylerinde anlatılan hani vazife noktası yani insanlık bu seviyeyi aştıktan sonra bütün bu düzlemi bitirdikten sonra hidrojen aleminde diyor. Hidrojen alemi diye onu bahsediyor değil mi? Ne diyor? Varlık olarak diyor vazife boyutuna geçeceksiniz. Biz daha o noktaya geçemedik ama ne yapıyoruz? Hazırlanıyoruz. O nedenle de insanlığın bütün savaşları, çatışmaları, kavgaları, tüm egosal görünümleri, vay sen bana bunu yaptın, sen bunu bana yapmadın, şimdi ben senin ülkene girersem görürsün, başına atom bombası patlatayım da gör gibi bir takım bir sürü görünümler ve bütün uzıklıklar arasındaki gidiş gelişler neyi sağlamak için? Bizi vazifeye hazırlıyor. O olmadığımızı anladığımızda. O nedenle ben hep şeyi salık veriyorum hepinize. Zannediyorum bunu geçen konferansımda da söyledim ama tekrar tavsiye edeceğim. Bu akşam eve gittiğinizde yatmadan önce şöyle bir düşünün. Şimdi bu gece uykuya daldığınızda ölmüş olsanız ve yarın sabah uyanmayacak olsanız, bedeninizi burada bıraksanız, neleri arkanızda bitmemiş bırakırdınız? Nelere bağlı kalırdınız? Neler sizi buraya tutuyor ve hala çengelle bağlıyor olurdu? Bunun bir tespitini yapın. Onun cevabını biliyorsak ne olacak? Onun cevabını buluyorsak o zaman bunu neden bu şekilde yaşıyorum? Ve ben bunu değiştirmek için ne yapabilirim? Özgürleşmek için ne yapabilirim? Hangi adımları atabilirim? Şimdi tespit nedir? Yani bir şeye başlamanın
O işi bitirmenin yarısı. Yani önce tespit edeceksiniz. Ve bu ne var? Ve o anlamda da onunla ilgili ne yapacaksınız? Size en uygun yöntemle ondan özgürleşmenin yollarını araştıracaksınız. Özgürleşeceğimiz şeyleri biliyorsak ne yapacağız? Biliyorsanız adım atacaksınız. Yapmaya geçeceğiz. Bakın bilmek, bilmekle... Ama yaptığınız zaman boşalan alana yeni şeyler geliyor. Şimdi bakın bu zaten o nedenle ömür sürekli devam eden bir süreç değil mi? O zaman şuna bakacağız. Boşluk neden oluşuyor? Çünkü evren boşluk bırakmaz. O nedenle de o sizin içinizde nasıl bir döngü var da o kişi ya da olay ya da her neyse onunla doldurmak durumundasınız. O zaman ne yapacağız? İçimizdeki temel boşluğa dönüp bakacağız. Ve onu şey yapacağız. Çünkü eğer sizin mutluluğunuz kişilere bağlıysa, koşullu şeylere bağlıysa, o kişi hayatınızdan ya da o olay hayatınızdan ya da o madde hayatınızdan çıktığı anda ne yaparsınız? Gene tam eski mutsuzluğunuza dönersiniz. Onun için mesela bizim bir kitabımız vardı, Koşulsuz Mutluluk diye. Aynı şey sevgi için de geçerli. Bakın kitap son bölümlerine bakın. Hep sevgiyi anlatmış ve bizim burada gerçek sevgiyi gerçekten deneyimlemediğimiz, hep koşullu sevgiler içerisinde kaldığımız. Yani en ince sevgide bile bir nevi nefsaniyet var. Çünkü ondan aldığınız bir haz var. Onunlayken bir kişiyle düşünün. O varken işte mutlusunuz, hormonlarınız salgılanıyor, kimyasal dengeleriniz. Ya da o bazen sizin damarınıza basıyor ama o işte o kavgadan bile lezzet alır değil mi? Bazı ilişkilere bakarsınız, nefsaniyetin ve sevginin başka bir görünümünü yaşar. Bir bakarsın ki o çift kavga ederek birbirinin enerjisini alıyordur. Yani o kavgadan, o şeyden bir tat alır. Bakın orada da bir nefsaniyet var. Onun için diyorum, o şey hayatınızda olmazsa ne olur ya da siz şu anda bedeni bıraksanız neleri arkanızda bitmemiş bırakırsınız? Nelere takılı kalır ve gidemezsiniz? Çünkü biz şunu gözlemliyoruz regresyon çalışmalarında. Öldüğünüz zamanki en önemli şey son duygunuz ve son düşünceniz. Roger Walger, geçen hafta Juanita vardı biliyorsunuz burada, o Juanita'nın da hocası ve bize çok önemli bir şeyi öğretmişti. Ruhun bitmemiş işleri diye adlandırırdı. Nasıl bu döngülerin devam ettiğini ve bu döngülerin yani bitmemiş işlerimiz olduğu sürece ne yapıyoruz biz aslında deneyim yaşıyoruz. Yani ruhumuz ne yapıyor? Bitirebilmek için bu döngülerin sürekli mücadele içinde. O anlamda da zıtlıklar ve deneyimler de öyle oluşuyor. Yoksa bu dünya üzerinde bir şeyleri bitirebilmiş olsaydık zaten buraya tekrar doğmazdık. Ha, buraya doğmayacağımız nokta ne noktası olacak? Vazife planına geçtiğimiz nokta. Ama o zaman da vazife planında belki başka vazifelerle, şeylerle o anlamda ne yapacağız? Onun koşullarıyla ve onun şeyleriyle devam edeceğiz. Şimdi biz ne yapıyoruz? Aslında silkelenme, ruhumuzdan bir takım şeylere ben dediğimiz şeylerden ayrışma ve sıyrılma. Biz bunu kendi doğallığımızla yapamıyorsak da hayat bize yapıyor. Hayat bir anda bir bakıyorsunuz ki siz eğer onu öğrenmezseniz öğrenmeniz için sizin elinizden alıveriyor. O nedenle bilmek güzel bir şey ama hayatımızda bazı şeyleri aksiyona, eyleme geçirmek. Zaten eyleme geçirdiğimiz zaman oluşacak dengeler bize zaten değer katıyor. Bu arada arkadaşlar, bir şeyi seçmemek de bir seçimdir. Seçmediğiniz zaman da ne yaparsınız? O zaman hiçbir eprop, hiçbir deneyim, hiçbir şeyi önüme getirmezsem, o zaman kendi değer şeyimi artırabilir miyim hayat içerisinde? Artıramam. O nedenle bir şeyi seçmemek de bir seçimdir. Hayatınızda her zaman için o anlamda önünüze gelen
kişilerin hangi duygularla, hangi hislerle, hangi düşüncelerle ortaya çıktığını, hangi en ufak verdiğiniz kararı bile hangi itilimle yaptığınızı gözlemleyin. Ne dedik? Ben hislerimi hissediyorsam ben hislerim değilim. Ben duygularımı, düşüncelerimi fark ediyorsam ben duygularım ya da düşüncelerim değilim. Bu bir Budist meditasyonudur. Çünkü ben zaten bütün bunların hiçbirisi değilsem o anlamda ben neyim, ne diyor? Bütün onları gözlemleyelim. Yani biz zaten bakın kitap başından beri anlatıyor. Ruh diyor maddenin içerisinde değildir. İşte sizin en süptil gördüğünüz şeyler bile aslında maddesel bir sistemdir. Demek ki ben bu hidrojen alemi içerisinde zaten o maddesel yapıdan ona tabiyim. Yani bunun şeyleri içerisinde gidiyoruz. İşte gidebileceğimiz yerleri nasıl bunun biz varlıklar ne diyor? Siz ruh değilsiniz diyor. Siz varlıksınız diyor. O anlamda demek ki bizim bütün bu varlıklar olarak maddesel süreçler içerisinde maddenin her boyutu ve her düzleminde edindiğimiz deneyimler sonrasında neydi? Bakın öz bilgilere aktarılıyor. Öz bilgiler de ne yapıyor? Ruhun tekamülü ve bizim bağlı olduğumuz ruhsal planların, ruhsal sistemlerin gelişmesine yardım oluyor. Ve de ne diyor? Evrende bu anlamda hiçbir tesadüf yoktur ve hepsi müthiş bir düzen içerisinde oluyor. Yani bu eş koşmalarımız, savaşlarımız, nefsaniyetimiz, bütün bunların içerisindeki geliş gidişler ve bütün hepsi de zaten olması gerektiği için olması, bizim varlığımızı geliştirmesi için meydana geliyor. Bunları ne kadar fark edersek ve o anlamda da ne kadar çok bir takım döngüleri fark ederek onları kontrol etmeye çalışırsak, bakın yok etmek değil, egoyu yok etmek değil. Neydi? Egoyu kontrol etmek. Duyguların ya da hislerin bizi kontrol etmesi değil, bizim onlara yön vermemiz. Yaptığımız bütün mücadele oradaki dengeyi görmek için. Mesela burada gene kitaptan bir cümleyle kapatmak istiyorum. Diyor ki, kırılacak odunun direnci olmazsa baltı kullanmaya gerek kalmaz. Nefsaniyet odunun direnci gibidir. Balta da nefsaniyeti yenmek için yapılacak mücadelelere ait çabaları sembolize eder. Yani bir odunun kırılması için bile odunun bir direnç göstermesi gerekiyor. Ve baltanın o odunu kırması için de ne yapması gerekiyor? Nefsaniyet oradaki dirençlerle gösterilecek, yapılacak mücadeleyi simgeliyor bakın. Öyleyse nefsaniyet olmazsa mücadelelere, çabalara gerek kalmaz. Böyle olmayınca da liyakatsiz kendi kendine gelecek tekamüller beklenir ki böyle bir şey mümkün olmaz. Yani varlık hiçbir şekilde durduğu, hadi bakalım her şey pozitif. Yani om, güzel pozitifi imgeleyelim de pozitif olsun. Biz şunu görüyoruz. Jung da bunu söylemiş. Ne demiş? Siz diyor ışık imgeleri olduğunuzu imgeleyerek, ışıktan varlıklar olduğunuzu imgeleyerek aydınlanamazsınız. Siz bilinci ve farkındalığı karanlığa götürürseniz aydınlanırsınız diyor. Şimdi bizim varlığımızın bu anlamdaki karanlık yönleri neler? İşte bencilliğimiz, egomuz, oradan aldığımız işte nefsaniyetimiz. Ne kadar çok biz farkındalığı ve bilinci nefsaniyetimizin içerisine götürebilirsek, yani vicdani unsurlarımızla onlara bakabilirsek, ne yapabileceğiz? O zaman değişebileceğiz. O zaman aydınlığa çıkabileceğiz. Diğer ben en çok ona çok şey yapıyorum. Yani ışık ve sevgiyi göreceğim diye arkamda acaba neyi saklıyorum? Halbuki ışık ve sevgiyi ancak ışığı oraya götürebilirsem ben oradaki çengelimden, beni tutan şeyden kurtulabileceğim. O zaman varlığımı ileriye götürebileceğim.
çengellerle bağlayayım, istediğim kadar ben ışığı göreyim. Çengellerle bağlıyken ben hiçbir yere gidemiyorum. Çengellerin her zaman nesi vardır arkadaşlar? Bir şey birbirine bağlıysa bunun iki tarafı vardır. O nedenle de siz kendinizdeki tarafı çözebilirsiniz ancak. Ve o zaman özgürleşirsiniz. Siz başkalarını değiştirebiliyor musunuz? Eşinizi, arkadaşınızı, annenizi, babanızı, sevdiğinizi, arkadaşlarınızı değiştirebiliyor musunuz? Hayır. Kendimizi bile değiştirmenin ne kadar zor olduğunu, nasıl eski kalıplara hep dönmek istediğimizi, hep oradaki konfor alanlarımızı konuştuk. Bir o zaman düşünün bakalım, takılı olduğunuz hangi çengeller var? Çengelleri fark ettiğinizde ve şunu da sorun kendinize, bunu tutan kaç yaşım? Çünkü belki içinizdeki o yaş ya da o taraf, o parça şimdi sizin büyüdüğünüzün farkında değildir. Belki de artık onlara o zaman, o zamanki çocuğun güvenmeye ihtiyacı vardı ve onun için ne yaptı? Ona sarıldı. Ama bakın bakalım, hala içinizdeki o korkuların devam etmesine gerek var mı? O çengelden çıkmak için de vazgeçmek gerekiyor. Çünkü çengeli çengelden ayırmak zor. Mücadele ettikçe takılı kalınıyor. Ama vazgeçtiğin an... O zaman düşünün bakalım, vazgeçemeyeceğiniz neler var? Vazgeçeceğim. Vazgeçmek için ne yapıyorsunuz? Önce... Evet. Evet arkadaşlar, son şey olarak da demiştik, çabalar gelecek aşamaların bilgilerini ve onların öz varlığa mal edilmelerini sağlayan temelli süreçlerdir. Yani yapacağımız şey ne? Bakın burada şeyi de gösteriyor. Çabalayacaksın diyor. Zaten senin geçirdiğin süreç çengeli çıkarmak için gösterdiğin çaba. Sen bu çabayı gösterdiğinde bir de bakacaksın ki artık ortada çengel kalmamış. Sen ya ben ne yapayım işte, görüyor musun? Atalarım beni bu hale getirdi ya. Ben en çok şeyi, benim burcumdan dolayı ben böyleyim. Bakın burç kancası taktın. Ben ya işte burcumdan dolayı çok duygusalım. Ne yaptın? Duygusal şeyini burcunla çapaladın. Bir de bir güzel şey yaptın. Benim o anlamda güçlü olmam mümkün değil. Burcum böyle. Ne yapıyoruz? O anlamda da çengelleri görmek istemiyoruz ama zaten kitap ne diyor? Sen o çengeli çıkarmak için çaba göster. Senin sürecin zaten bu diyor. Ve bu bedeni terk ettiğimizde, o anlamda o çabayı gösterdiğinizde bir bakıyorsunuz ki size zaten öğreten o süreç, çabaladığınız süreç. O nedenle de ne yapacağız? Ya işte bu kadar çaba var, hala yani kanca var. Onları da zaten şimdi nasıl çıkaracağım? Çıkar çıkar bu bitmez zaten deyip tekrar rehavete dönüyor ve kendi acılarınızla tekrar hoşbeş. Bakın acı insanda bağımlılık yaratır. Beyniniz salgıladığı kimyasallarla beraber o acıyı ala ala o duygu içerisinde kalmaktan hoşlanır. İzlediğiniz dizilere bir bakın. Şimdi ne yapıyor o? Bakın bize çok güzel. Orada işte izlediğiniz dizilerdeki karakterlerde kancalarımızı çok rahat görebiliriz. Haksızlık kancası mı var? Duygu kancası mı var? İşte mazlumu oynama mı var? Entrikalar yaratan kadın rolünde, Hürrem şeyinde misiniz, neredesiniz? Hep hayatınızın böyle şeylerle mi dolu olduğunu düşünüyorsunuz? O diziyi ya da o filmi izlemek sizin hangi duygunuzu besliyor? Sürekli ağlayan birini gördüğünüz zaman, şimdi mesela yalan dünyada ne yapıyor? Dalga geçiyorlar bunlarla değil mi? Çok ince ince. Daha çok ağla diyor, bak daha çok rating artıyor. Daha çok ağlayan insan görmek sizin içinizde hangi kancayı işe yapıyor? Bakın orada da bir kancayı gösteriyor. Daha çok ağla ki daha çok rating alsın. Yani bu neyi gösteriyor? Ne kadar çok ağlarsan o kadar acı içerisindesin. Demek ki bizim acılara tutunduğumuzu gösteriyor. O zaman ne yapacağız? Çaba göstereceğiz yani bunlara rağmen hayatımızda daha geniş bakış açıları getirmeye ve o acılar içerisinden kendimizi o tatminlerden çıkarmaya bakacağız.
yani stabil alanlardan kendinizi çıkarmazsanız mutlaka bir şekilde hayat sizi iterek çıkartacak oradan. Bakalım. Ya bu hayatta ya başka bir hayatta. O gece o diziyi bakın çabalardan birisi. Hadi bakalım o akşam o diziyi izlemeyin de o akşam bir kitap okuyun bakalım. İçinizde hani kendinize şey vardır ya, kasıtlı olarak bir şeyleri değiştirme, kasıtlı olarak o akşam o duyguyla kendinizi beslemeyin, bakalım nasıl olacak. Hani diyorsunuz ya her şeye zamanımız yetişmiyor. Vallahi ben televizyonu açmadığım zaman bir bakıyorum ki ya o kadar kitap okumuşum, bir şey yapmışım, makale hazırlamışım, şu olmuş, hala zaman kalmış. Ama televizyonun başına bir geçiyorsunuz, hop gece o saat 12 olmuş, hiçbir şey yapmamışsınız, bütün söz verdiğiniz sözler kalmış. Bir de onun vicdani yükünü, ha buna ben de dahil olduğum için, hepimiz aynı şeyin içerisindeyiz arkadaşlar. O gün yani bir çaba gösterin, her gün gitmediğiniz hani patenleri değiştireceğiz diyoruz ya, mesela çok basit şeylerden başlayın. Her gün gittiğiniz yoldan gitmeden işe gidin. Bakalım yarın hepiniz farklı yoldan işlerinize gidin. Yarın hepiniz hep sürekli yaptığınız, tekrarladığınız bir şeyi bu sefer farklı yapın. Ve o zaman içinizde oluşan dirençleri gözlemleyin. Aksine ne kadar içiniz ve şeyiniz onu zorlasa da, onu yapmak istese de farklı olanı deneyin. Bakalım içinizde nasıl duygular oluşacak? Kendini bilmek böyle oluyor işte. Onun için de bol bol malzeme var. Gördüğünüz bir şeyi ağzınızın suyu akmasına rağmen kendinize ihtiyacın var mı diye sorun, bir de almamayı seçin. Bakalım nasıl olacak? Alın işini size, küçük küçük bir sürü çabalar. Her gün çocuğunuzu arayıp kontrol ediyorsanız, her gün çocuğunuzla şey yapıyorsanız, çocuğu mesela işte üniversitede şey yapan, sürekli her gün eşini arıyor, her gün bir kontrol ediyor. Bakın bakalım bunu iki günde bir yapın. Ya da üç güne çıkarın. Bakalım ne olacak? Ya da birinin sürekli sizi aramasını istiyorsunuz. Bakalım onu farklı bir şekilde yapın. Bakalım ne olacak? Yani şu iç içe geçen sınırlarımızı ne yapmamız gerekiyor? Birazcık kendi istek, kendi ihtiyaçlarımız, kendi düşüncelerimiz ve bu anlamda da ben neyi istiyorum ve o anlamda da belli bir şeye getirmemiz lazım. Bu birbirimizden uzaklaşmak anlamında değil ama sağlıklı sınırlar sağlıklı toplumlar yaratır. Onun için aileniz, eşiniz, anneniz, babanız, arkadaşlarınız arasındaki şu sınırları bir gözden geçirin bakalım. Ve şimdi sürekli ilişkilerinizde de bunu bir deneyin. Ne tür tavizler veriyorsunuz? Ne tür şeyleri? Hani egolar şimdi ne oldu? Aynı seviyeye geldi. Bakalım bundan sonra şimdi bir olayla, bir şeyle karşılaştığınızda tekrar sorun bakalım. Egoya aşağılarda olmaya alıştıysa birdenbire bu seviyeye çıkmayacaktır. Sizi ne yapacaktır? Test edecektir. Onun için ne yapacaksınız? O alışkanlığınızı değiştirmek için yani kendinizi gene verirken buldunuz, kendinizi gene zor durumlara soktunuz, gene öz değerinizi düşürdünüz. O zaman hemen bir karşınıza alın bakalım, onu imgeleyin bakalım ondan sonra nasıl olacak? Yani bu şey değil. Bir anda özdeğer düşükken şimdi de Ali kıran baş kesen olmak anlamında değil. Ne yapı? Denge. Ama ilk başta denge hep nedir? Bakın iki uçlar arasında gider. Ama sonra denge ne yapar? Bir orta yol bulmaya başlar. Onun için hayatınızda da bir şeyi düzelttiğiniz zaman işte büyük ego aşağıya diyecek ki ben orada rahat ediyordum, tekrar gitmek istiyorum diyecek, sizi test edecek. Hadi bakalım çek onu tekrar aşağıya, kendi boyuna getir. Sen çek aşağı, kendi boyuna getir. Beynimizde yeni bir alışkanlık için sinir ağlarını dahi nöronlar 21 günde oluşturuyorlar arkadaşlar. 21 gün bu egzersizi denediğinizde ve bunu bilinçli şekilde yaptığınızda bu sizin hayatınıza otomatik olarak geçmeye başlıyor. Her gün mü yapacağız bu egzersizi? Evet. O nedenle bakın şeydir, ne yaptığınız değil ama düzenli yapmanız önemli. Ufacıcık bir şey yapın ama bunu düzenli olarak yapın.
ve basit şeylerden başlayın diyorum ve sizlere uğurluyorum. Hepinize iyi akşamlar. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İnce nefsaniyet biraz daha açar mısınız? Yani şey ince nefsaniyet, hani kendinizi iyi, bir şeyin arkasında iyi niyetle bunu yapıyorum dediğimiz anda bile oluşan egosal duruş. Ben insanlara yardım ediyorum. Mesela insanlar için iyi bir şey yapıyorsunuz ama arkasında şey var, alt yazı, gördün mü? Bak insanlara ne kadar faydalı oldum. Ha, gerçekten insanlara faydalı bir şey. Ama sen alt yazı altından ne geçiyor? Ya ne kadar güzel yaptın değil mi? Yani bunu ben yaptım. Ya olur çeşitlendirmek mümkün. Yaptığınız iyi ve olumlu bir şeyin arkasına da bir benlik koyuyoruz.